kültürü genç kuşaklara emanet etti. Bu şenliğin temel amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan ruhun yaşatılmasını sağlamaktır. Çadırlar kuruldu, dumanlar tüttü. Yörükler şenlik için Anamas Dağı'na çıktı. Dünyada yaşanan kültür emperyalizmine karşı özellikle Türklüğün mihenk taşı olan Yörük Türkmen kültürünü yaşatmalıyız. Aksi takdirde çocuklarımıza bırakacağımız hiçbir şey kalmayacak. Isparta Sindel Yaylası'na çıkan Honanlı Yörükleri geleneksel şöleni 9.sunu düzenledi. Şenlik renkli anlara sahne oldu. Genci yaşlısı tüm Yörükler şenlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gençler atalarıyla buluştu. Eski kuşaklar özlem giderdi. Kadim kültür yeni nesillere emanet edildi. Atalarımızın geçmişte yaşadığı hayat düsturunu biz bunu gençlere aktarmakla mükellefiz. Yurdumuzu, doğamızı, topraklarımızı seviyoruz. Ona sahip çıkmanın mesajıdır Sindel Şöleni'nin amacı. Gençler olarak kültürü yaşayamasak da bir şekilde yaşatmak istiyoruz. Sazlar çalındı, türküler söylendi. Yayla yörüklerin neşeli sesleriyle yankılandı. Şenlikte yemek de hep beraber yendi. Yörük kadınları misafirlere ikram edebilmek için geleneksel tuluk ayranı yaptı. Hayvanlarımız yine olsun, keç olsun, koyun olsun sağarız. Sütünü pişiririz, yoğurt yaparız. Yoğurdu böyle turağa döker, ayran yaparız. Honanlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Toros, şenliğin önemini ulusal kanala anlattı. Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyet ruhunun yaşatılması için de böyle şenliklere, böyle birlikteliklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Toros, Atatürk'ün Yörükler için söylediklerini hatırlattı. Cumhuriyetin savunucusuyuz dedi. Arkadaşlar gidip Toroslara bir bakın. Orada bir çadır varsa, duman da tütüyorsa dünyada hiçbir kuvvet bizi yenemez demiştir. Biz o bekçileriyiz. Gereğini de yapacağız.